Akupunktur menşeği daha çok Çin, geleneksel Çin tıbbının içinde yer alan bir uygulama türü ve geriye dönüp baktığımızda neredeyse tarihsel süreci 5000 ile varan bir durum. Dolayısıyla vücudumuzun belli kanalları üzerinden, belli fasya üzerinde bulunan noktalara ya akupresör dediğimiz baskı uygulanarak ya da iğne batırılarak bedene verilen uyarıyla bedenin kendini iyileştirmesini sağlayan bir sistemin adı. Bu vücut akupunkturu. Bir de mikrosistem akupunkturu var. Mikrosistem akupunkturunda ise vücutta farklılığı şu. Beden, bedende yaptığınız uygulamalarda hastanın bir şikayeti var, bir hastalığı var. Buna göre belli noktalara uyarı yaparsınız. Oysa mikrosistem akupunkturunda örneğin kulakta ya da kafa akupunkturunda ya da siner ya da ekivo ya da el akupunkturu dediğimiz birçok uygulaması var. 28 tane mikrosistem bugüne kadar tanımlanmış. Bu mikrosistemleri vücut akupunkturunda ayıran en önemli özellik ise ilgili bir organın iz düşümleri bu mikrosistemde var. Ve dolayısıyla ilgili bir organda bir sorunuz varsa ancak o noktayı pozitif bulabilirsiniz. Yani o nokta kendini dile getirir. İlgili olan organla ilişkili mikrosistemde bulduğunuz noktaya iğneyi batırarak, iğneyi uygulayarak ilgili organın rahatlamasını sağlayabiliriz. Özellikle de MAPS dediğimiz mikrosistem akupunkturda bunun öncülerinden olan Gladish ve Bar ve özellikle de kulak akupunkturunda Noce tarzını düşündüğümüzde ise en az 3 mikrosisteme hakim olduğunuzda daha hızlı sonuç elde edebilirsiniz. Ancak rehabilitasyon süreci dediğimiz iyilik hali vücut akupunkturu kadar uzun sürmüyor. Vücut akupunkturu elde edeceğiniz sonuçlar çok geç ortaya çıkar, kalıcılığı uzundur mikrosistem akupunkturunda hızlı sonuç elde edersiniz ancak etki süresi biraz daha kısa. Her ikisini birlikte kombine ettiğinizde fonksiyonel hastalıkların tamamında çözüm olabilmektedir akupunktur.